İlyas! İlyas aç gözünü İlyas! Yarısı ağrıdır, tezkareye götüreceğiz. Haydi kaldırın. Haydi oğlum. Tez olun. Sana İlyas suçlusu dedim. Onu vurmayarsın dedim. Ben size söylemiştim. O İlyas'ın yaptıklarını ödetirim demiştim. İlyas teslim olmadı. Ben de gerekeni yaptım. O herif suçlu olmasaydı İlyas böyle bir işe kalkışmazdı. Er ya da geç ortaya çıkacak. Sen benim kardeşimin gözümün önünde bunu yaptın ya. Ben de sana yaşatacağımı bilirim. Oruç. Oruç dur. Oruç. Kendine gel Oruç, ne yaptığını sanırsın ha? Bu yaptığın devlete silah çekmektir. İlyas'ın yaptıkları yeteri kadar mesele açtı. Sen de bunu yaparak işleri iyice çıkmaza sokma. Gözümün önünde kardeşimi vurdu. İntikamımı almadan içim soğumaz. Adamlarımı Hızır'ın yanına yolladım. Şahbaz'a dair bir iz bulacaklardır muhakkak. Gelsinler, o zaman hesaplar sorulur. Ağasını bunlar verecek. İlyas'ın yaptıkları yetmezmiş gibi ağası da silah doğrultur. Dua et İlyas yaşasın. Eğer yaşarsa da yargılanıp bir an önce hükmü verilmeli. Ona verilen mühlet çoktan geçti. Bunu en iyi sen bilirsin Kemal Reis. Sen kimsin bana teamül öğreteceksin ha? Haddin mi senin? Gazabım üzerine yağmadan yıkıl! Hızır er ya da geç gelecek. Şahbaz yakalandığında bu herifin bu işte parmağı olduğu ortaya çıkarsa ölümlerden ölüm beğenin. Haydi! Leventler ıssız aldığımız kayıkları hazır etmişlerdir şimdi. Burası İspanya'nın Akdeniz valisi Don Diego'nun toprakları. O iki adam da Don Diego'nun misafiri. Derhal onları serbest bırakın. Yoksa Don Diego sizi yaşatmaz. Don Diego seni buradan sağ çıkarmayacak Hızır. Sen Don Diego'ya selam söyle. Değil Akdeniz'in valisi. Yedi deryanın kralı olsa düşmanlarımızı elimizden alamaz bizi. Saldırın! Saldırın! Oh!
beklersek Şahbaz kaçacak. Haydi! Haydi! Biz her yerden sağ çıkarız Şahbaz. Ama sen elimizden kurtulamayacaksın. Atağın çere elinden teslim ol. Atmam, teslim olmam. Beni asla kelemece götüremeyeceksiniz. Canımı size emanet edeceğim. Kendim alırım daha iyi. Yoksa bütün emekler boşa gider. Haydi, haydi! Ya orada kalan Mehmetler? Onlar İspanyollara engel olacaktır Hızır Reis. Bizim acil gitmemiz gerek. Don Diego'nun başka askerleri gelmeden gidelim buradan çabuk. Haydi. İlyas, oğlum, nasıl yaptılar bunu sana? Ciğerparem. Hekimler geldi mi? Geldiler hala, içeride bekliyorlar. Çabuk, çabuk odaya. Çabuk. Esma, Esma. Sakin olasın kızım. İçeri girmeyiz. Ben bırakmam İlyas'ı. Yanında duracağım. O bu haldeyken ayrılmam ondan. Esma, belli ki müdahale uzun sürecek kızım. Sakin olasın. Ben bırakmam İlyas'ı. Esma. Alın götürün bunu buradan. Esma. Hadi bırak, gel hekimler işlerini yapsın. Hadi. Hadi zorlaştırma işleri. Hadi Esma. Hadi. Hadi kızım. İlyas. Derviş efendi. Sen İlyas'ımın yanında ol. Ona yardımın dokunur. Elbisten şifa Allah'tan. Sağ ol. Sen merak vermeyiz. Sağ ol. Onu koru, kolla ya Rabbim. Vaziyeti nasıl hazır? Son anda hançeri tutmasam kalbe girecekmiş. Yarayı kapatıp merhemleyeceğim. Dua edelim de ölmesin. Kaderin cilvesine bak. O kadar öldürmek için can attığımız düşmanı şimdi kendi ellerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Ben bunun leşini köpeklere bile yemetmem ya. İlyas'ımın kurtuluşu buna bağlıdır. Önce bir yaşatalım şunu. Sonra kendi ellerimle alacağım canını. Vaziyetin yasına kim? Saçmaları çıkarmaya çalışırız hala. Bel kemiğine yakın girmiş. Biraz zorlu olacak ama üstesinden geleceğiz inşallah. Eyvallah. Beklemenizin faydası yok Oruç Reis. Biz vaziyetten sizi haberdar ederiz. Eyvallah. Thank you.
İlyas ölümle boğuşurken ben burada eli kolu bağlı duramam. İlyas'ı vurmak neymiş gidip göstereceğim o paşaya. Ben de gidip onu kendi ellerimle vuracağım. Esma delirme, bırak şunu. Esma! Zaten başımızda yeterince dert var. Bir de sen mi bela açacaksın? Bir bela açılacaksa benim başıma açılır. Gidip vuracağım o paşayı. İlyas'ın intikamını alacağım. Esma, bırak. Bırak Esma, dedim sana. Esma bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak. Esma, Esma bırak dedim. Bırak. 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 Orada. O silah da ne? İntikam silahı. İlyas'ın intikamını alacağım. Başımıza gelen onca şeyden sonra hala akıllanmadın ha? Vuracaksan evvela kendini vur. İlyas'a zindanın anahtarını verip sen teşvik ettin. Vurulduysa senin de payın var. Suçsuz yere ölmesini istemedim. Kabahat mi? Kabahat? Biz bilmez miydik zindandan çıkarmasın onu? Şimdi geldiğimiz hale bak. Zaten sana ziyadesiyle öfkeliyim. Daha fazla beni öfkelendirme, bırak o silahı. Siz o paşadan korkarsınız ama ben korkmam. Merak etmeyin, başınıza da bela sarmam. Gider vururum, bedelini de kendim öderim. Haddini bil derim sana. Yalan mı? İlyas suçsuz yere vurulduğunda niye hiçbiriniz bir şey yapmadınız? Oruç Reis kardeşinin hesabını neden sormadı? Ben kimseler gibi korkak değilim. İlyas'ın hesabını da, sizin soramadığınız hesabı da gider kendim sorarım. Yetti senin edepsizliğin. Bunca kabahatine defolup gitmen gerekirdi. Ama dua et İlyas'ın hatunusun. İlyas sağ salim kalkana kadar burada sus pus oturacaksın. Bir kabahatin daha olursa seni ben vururum bilmiş ol. İşin yoktur Şahbaz. Neyi bilesin? Sana teslim olmayacağım. İşlediğin bütün günahların kefaretini ödeyeceksin Şahbaz. Alın bunu. Yoldaşı Piero'nun yanına bağlayın bunu da. Señor Gabriel,
Hızır Ciceli basmış. Şahbaz da Piero'yu ele geçirmiş. Kelemese götürüyormuş. Lanet olsun! Lanet olsun! Ne demek ele geçirmiş? Ne demek? Don Diego nasıl izin verir buna? Derhal filo komutanına haber ver. Hızır'ın gemilerinin önünü kesip saldırsın. Şahbaz da Piero'yu asla kelemeze götürmemeliler. Asla! Hızır'ı denizin dibine gömmeden dönmesin. Ah Don Diego, ah! Ah koca Don Diego. Nasıl böyle tedbirsizlik yaparsın, nasıl? Cicel toprakları benim abimin. Büyük İspanyol Don Diego'nun yurdu. Siz ne cüretle onun topraklarını basıp adamlarını öldürürsünüz? Hızır Reis'ten emir aldık. Bu kadarı cüret etmemiz için yeter. Bunlar mı Pedro? Bunlar abi. Askerlerimiz Hızır'a saldırdığında bunlar kendilerini feda etmişler. Ruhumu arındırıp denizleri kana bulamak için siesta yaptım. Ama uyandığımda gördüm ki sizler benim topraklarımı kana bulamışsınız. Ben İspanya Krallığı'nın Akdeniz valisi Don Diego. Benim topraklarımda kan dökmenin ne kadar büyük bir hakaret olduğunu biliyor musunuz? Hızır Reis de Akdeniz'deki kılıcımızdır. Düşmanlarımızı koruyanların ellerini keser. Kimseden de korkmaz. Hızır Reis? Kim bu Hızır Pedro? Namı günden güne Akdeniz'de yayılıyormuş. Oruç Reis'in de kardeşiymiş. Denilene göre daha önce Endülüs'ten Müslümanları da o kaçırmış. Ha. O işi yapan da bu Hızır demek ki. Bien. O işin cezasını da ona keseceğim. Akdeniz'de senden daha güçlü bir kılıç yok. Bien. Bunlara da, Hızır'a da Don Diego'nun kim olduğunu göstermelisin. Askerler! Kelemeze yelken açıp topraklarımızda kan dökmenin bedelini ödeteceğiz. Hızır Reis de, Oruç Reis de sizden bunun hesabını soruyor. Bırakın! Alacaklar! Bırak! Zalimler! Bırak! Don Diego intikam için yelken açıyor. Top atışlarıyla Akdeniz'e duyurun. Thank you.
Don Diego varken kimse kendini Akdeniz'in kılıcı zannedemez. O Hızır'la Oruç'a topraklarımızı kana bulamanın bedelini ödeteceğim. Akılları varsa gücümün önünde baş eğip razı olurlar. Olmazlarsa herkes her şeye hazır olsun. Kelemezi İspanyol savaş naralarıyla inleteceğiz. Ferro de Esparta! Şehzade Korkut burada olan biteni her şeyi öğrenmiş. Suçlu İlyas'ı derhal huzuruna getirmemi emreder bana. Şüpheliyken zindandan kaçmayacaktın İlyas. Kaçmayacaktın! Şehzadenin emri zinhar bekletilemez. Lakin anlamadığım bir şey var. Şehzade bütün bu olan biteni nereden öğrendi? Öğrendiğimize göre Mesih Paşa uçurmuş her şeyi reis baba. Ulan Bizans şakalı! Bu İlyas, neden senden şüphelenir ha? Abi kardeş tepene niye çökerler? Bana bak, bu işlerde bir parmağın yok değil mi? Zinhar Paşa Hazretleri, suçu bizim üzerimize atmaya çalışırlar. Sizin de buyurduğunuz gibi. Sen ne yaptığını sanırsın be adam? Ne yapmışım? Şehzade Korkut'a olan biten her şeyi uçurmuşsun. İlyas'ın suçlu olduğunu da söylemişsin. Sen kim oluyorsun da benim bulunduğum yerde şehzadeyle irtibat kuruyorsun? Ben de devletin bir vazifelisiyim. Eğer suçlular cezasını çekmezse şehzade benden de hesap sorar. Hızır'ın gelmesini bekleyeceğiz demedin mi? Hakiki suçlular onlar gelince aşikar olacak demedin mi? Onlara yeterince vakit tanıdık. Hiçbir şey çıkmadı. İlyas üstelik suçunun üstüne suç ekledi. Hangi birinden atlanacak? De bana kim var reis? Zindandan kaçması, yaverim alıkoyması, suçunu itiraf etmek demek değil de nedir ha? O İlyas hak ettiği cezayı görmedikçe herkesin başını belaya sokar. Madem burada adalet işlemez, o vakit İlyas da cezasını şehzadenin huzurunda çekmeli. Bunun kaçarı yok artık. Kemal Reis, sen de adaleti yerine getirmekle mükellefsin. Ben gerekeni yapmasını bilirim. Ama senin bu yaptıklarını da yanına bırakmayacağım. Aklın varsa kelemizi terk etmenin bir yolunu bul. Yoksa aldığın her nefes sana zehir edeceğim. Hem de her zerresini. Vaziyeti nasıl hekim efendi? Elimizden geleni yaptık. Hayati tehlikeyi atlattı. Kendine gelmesini bekleyeceğiz artık. Çok şükür. Gel. İlyas hayati tehlikeyi atlatmış reis. Çok şükür. İlyas'ın vaziyeti nasıldır Oruç? Hayati tehlikeyi atlatmış. Hekimler uyanmasını beklermiş. İyi, çok iyi. Şehzade Korkut haber göndermiş. Ne der? Kelemez'de olan biten her şeyi öğrenmiş. İlyas'ın bir an evvel huzuruna getirilmesini emreder. Orada verecekmiş cezasını. Emir benim üzerimedir. İlyas'ı götürmek zorundayım kendine gelir gelmez. İlyas'ın saldırıda suçu yoktur. Bunu sen de bilirsin Kemal Reis.
Hem Hızır'ın gelmesini bekleyecektik. Onlar gelene kadar bekleyelim. Bu Mesih Paşa pusula göndermiş Şehzade Korkut'a. Olan biten her şeyi anlatmış. İlyas'ın yaptıklarını bir bir söylemiş. Emir benim üzerimedir. İlyas kendine gelir gelmez götürmek zorundayım. Ne yapmaya çalışır bu paşa? Hem kardeşimi suçsuz yere vurdu, hem de ölüme mi göndermek ister? Bırakın koparayım şunun kellesini, bitsin bu iş. Sakın! Sakın Oruç, ona dokunmayasın. İlyas'ın meselesi başımıza yeteri kadar iş açtı. Mesih Paşa'ya dokunup işleri daha karışık hale getirme. Onun defterini ben duracağım zaten. Şehzade emri de olsa, ben kardeşimi suçsuz yere infaza göndermem. Sen ne dersin Oruç? İlyas gibi sen de devlete karşı suç mu işleyeceksin? Kardeşim devlete karşı ne suç işlemiş? Saldırıda onun parmağı olmadığını sen de bilmez misin Kemal Reis? Zindandan kaçmayacaktı. Paşanın yaverini alıkoymayacaktı. Bütün bunlar mevzuyu karıştırdı. Ben İlyas'ın arkasında yeteri kadar durmadım mı? Şimdi İlyas'ı alıp götürmek zorundayım. Ya İlyas gittikten sonra Hızır gelirse, şahbazı getirirse, o vakit ne olacak? Hızır'a yeteri kadar mühlet tanıdık. Leventlerimi de yanına gönderdim ama hala gelmediler. Emir benim üzerimdedir ve yerine getirmek zorundayım. Ben de istemem böyle olmasını. Ama sen de bilirsin ki devletin emrine karşı boynumuz kıldan incedir. Bir masumun suçsuz yere infaza gitmesi adalet midir? Yeter Gayrı Oruç. İlyas kendine gelir gelmez şehzadeye götüreceğim. Sakın bir şey yapmaya kalkmayasın. Başımızdaki aileyi atlatacağız diye Kerem'e haber de gönderemedik. İnşallah biz gitmeden İlyas'a bir fenalık yapmazlar. Kasa etme Hızır. Rüzgar bizden yana. Böyle hızlı gidersek tez zamanda varırız Kelebez'e. Ufukta bandırasız gemiler var. Venedik gemileridir bunlar. Çakallık edip sancak asmamışlar. İyi bunlar eksikti. Tam da acelemiz varken. Hızır'ın gemisine şahbaz yapıyorlar. Onları kendimize götürmelerine engel olacağız. Hızır'ı denizin dibine göreceğiz. Bütün gemiler ateş! Şahbaz'la Piero'yu götürmeyelim diye Gabriel kurdu bu pusuyu. Tüm Leventler emrini bekler Hızır. Gayri cevap verme vaktidir. Eğer bu savaş karşılıklı top düellosuna dönerse vaktinde Kelemez'e varamayız. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ablukayı delip geçmekten başka çaremiz yoktur. Kara sana işaret verin. Dümen suyumuza girsin. Topların irtifalarını, Venedik gemilerinin sintilerini ayarlayın. Thank you.
ateşi kesmeyin. Menzile giren her gemi ateşinizde boğun. Şu Hızır'a bak sen. Ejderhanın ağzına girmeye niyetli. Tüm topları Hızır'ın gemisine nişanlayın. Ateş! Toplar Alesta! Barbarossa! Hız kesmeyin! Sancak gemisine nişan alın! Gayrı Karan sana işaret verin. Namlusunu bize çeviren Venedik gemilerini kevgire çevirsin. Ey Lessa, gel Lessa, helle Barbarossa. Ey Lessa, gel Lessa, helle Barbarossa. Ey Lessa, gel Lessa, helle Barbarossa. Ey Lessa, gel Lessa. Bismillah. Baba, kaleden haber geldi. İlyas uyanmış. Hazırlanın. İlyas'ı alıp Şehzade Korkut'un huzuruna götüreceğiz. Ares'im. Ares'im nerede Derviş Baba? Merak buyurmayız. Haber saldık. Neredeyse gelir. İşte. Ares'im. Aslan. Aslanım. Bize müsaade. Eyvallah Derviş Baba. Hadi biz çıkalım. Nasılsın aslanım? Yaransızlar mı? Yüreğim sızlar ağam. Benim yüzümden başınıza nice bela açıldı. Daha fazla bela açılmasın diye o hain yaveri kaçırıp konuşturmak istedim. İnan başka niyetim yoktu. Neden oldu aslanım? Daha fazla tüketme kendini. Kemal Reis beni Şehzade Korkut'un huzuruna götürecekmiş.
İdam edecektir beni şehzade. Hızır Ağa'nla ben elimizden geleni yaparız ama. Ağam. Ben şahidim ağam. Ben şahidim nasıl çırpındığınıza. Üzülmeyin benim için. Gam tutmayın. Sakın ağam. Sakın ağam benim için de daha fazla başınızı derde sokmayın. Kaderimde suçsuz yere ölmek de varmış ağam. Nerede İlyas'ın kaldığı oda? İleride, karşıdaki odadadır. Odasının burada olduğundan emin misiniz? Eminiz reis baba. Hekimin aletleri de burada unutulmuş. Uruç kaçırmış onu. Nasıl böyle bir şey yaparsın Uruç? Nasıl böyle bir şey yap... Hayırdır Kemal Reis? Hayrı mı kalmış Hüme Hatun? Şehzade Korkut'un emri vardır İlyas'ı getirmem için. Ama Uruç onu kaçırmış. Ne? Beni rezil etmektir bu yaptıkları. Ben onların arkalarında durdum. İlyas için her şeyi yaptım. Bu mu karşılığı? Ahde vefa bu mu? Kemal Reis, durun bir sakin olun. Anlayıp dinleyelim. Anlanıp dinlenecek bir şey kalmamıştır Hülmü Hatun. Şehzade Korkut'un emri vardır İlyas için. Ama Oruç emri çiğnemiştir. Tez Levent'lere haber salınsın. Oruç'ta İlyas bulunup getirilecek. Ne yaptın sen Oruç? Nasıl bir belaya soktun başını? Gel hele otur şuna. Niye kaçırdın beni ağam? Kemal Reis'le başım büyük derde girecek. Yetmedin benim yüzünden çektiğiniz çileler. Hızır gelmeden, Şahbaz'ı getirmeden seni bırakamam. Göz göre göre ölümüne razı olamam İlyas. Ama kaymere, yarası açılmış. Ver elim elimi yar eli. Buyur reis. Ağam, eğer Kemal Reis bizi bulursa beni teslim edip çekilesin. Kendini ateşe atmayasın. Söz ver bana ağam. Benim için kendini ateşe atmayasın. Hızır'da ben de kendimizi yeteri kadar ateşe atmışız senin için. Sen yanacaksın da biz kalacak mıyız? Anca beraber, kanca beraber aslanım. Ağrıyorsun. Sen dinlen hele. Ben diyeceğimi dedim. Sen dışarıda herkese yaz yar hele. Gelen olursa bana haber et. Eyvallah reis. Olanları işittin mi paşa? Oruç İlyas'ı kaçırmış. Kemal Reis de peşlerine düşmüş. Ne dersin sen? Oruç'un yaptığına bak. O da Kemal Reis'i karşısına aldı. Ama ben o kadar söyledim Kemal Reis'e. Bunların hepsi eşkıya diye. Şimdi kendi gözleriyle gördü. Şehzadenin emrine karşı gelip Kemal Reis'i ateşe attılar. Dur bakalım. Bu sefer de Kemal Reis bunları müdafaa edebilecek mi? Yetti artık bunların yaptıkları paşa. Sen koskoca paşasın. Bunlara ne vakit hadlerini bildireceksin? Şimdi
gün senin günündür. Ne kadar haklı olduğun anlaşıldı. Kemal Reis'le araları bu kadar açılmışken Oruç ve kardeşlerini artık yok et. Hele dur sen. Kemal Reis bir yerine geçirsin onları. Sonra ben yapacağı bilirim. Her taşın altındaki ize bakılacak. Oruç'la İlyas'ı bulmadan buradan gitmeyeceğiz. Yerde at izleri vardır Reis Baba. Yenidir. Mağaralara doğru gider. Mağarada saklanmış olabilirler. Hadi. Reis. Kemal Reis Leventleriyle birlikte bizim tarafa yaklaşmakta iyidir. Bulmuşlar esimizi. Bırak ben teslim olayım. Sen burada kalacaksın İlyas. Karşılarına ben çıkacağım. Beni çiğnemeden kimse alamaz seni. Yazar'a. Buradayım Kemal Reis. Oruç. İndirin tabancaları. Sen bana bunu nasıl yaparsın Oruç? Ben sizin hep arkanızda durmuşken, bunca gayret göstermişken sen nasıl beni şehzadeye karşı rezil etmeye kalkarsın? Emre itaat etmezsin. Ortada bir haksızlık vardır. Emir devlet emri de olsa göz göre göre kardeşimi kurban edemem. Senin bu yaptığını bir abi olarak anlarım. Hak da veririm. Lakin İlyas'ın yaptıkları devlete dokunmuştur. Sen de emri çiğnedin. Benim yerimde sen olsan ne yapardın Kemal Reis? Suçsuz yere yeğenini feda eder miydin? Bak Oruç. Ben Kemal amcadan evvel Kemal Reis'im. Sen de Oruç ağadan evvel Oruç Reis'sin. Şimdi sana yakışanı yap, İlyas'ı teslim et. Hızır gelmeden İlyas'ı vermem. Bak senin bu yaptığın suçtur. İlyas'ı teslim et. İşi yokuşa koşma. İlyas'ı almak istersen beni de alman gerekir Kemal Reis. Beraber gideriz şehzadeye. Kardeşimin hakkını sonuna kadar savunurum. Eğer öleceksek de birlikte ölürüz. Bak Oruç. Yeter gayri inadın. Benim sabrımı sınama. İlyas'ı teslim et. Seni son kez ikaz ederim. Ağam. Burasın İlyas. Ya başımıza yine iş açacaksın oğlum. Ağam bırak beni götürsünler. Geri dur İlyas. Geri dur hadi. Yeter benim için çektikleriniz ağam. Bırak beni götürsünler ne olacaksa olsun. İlyas. Seni teslim etmem aslanım. Yakalayın Levent'ler. Durun. Şahbaz'ı ve Gabriel'in adamını yakalayıp getirdim. Gayri adalet tecelli bulacak.
Kemal Reis'i durdurmaya gitmişsinizdir. Nerede kaldı acaba? Oruç'la İlyas'a bir fenalık olmadan gelirler umarım. Esas suçlular buradadır. Hakiki yargı başlasın gayrı. Kelemez'e saldırıyı Gabriel'le mi tertip ettiniz? Gabriel'in hiçbir şeyden haberi yok. Her şeyi ben yaptım. Kelemez'e saldırıyı Gabriel'le beraber tertip ettiniz. Gayrı itiraf edeceksin. İlyas'ı da tuzağa düşürdüğünüzü. Her şey aşikardır. Ben İlyas'ı tuzağa düşürmedim. Her şeyi beraber planladık. Her şeyden haberi vardı. Şehzade Ketudas'ın da İlyas öldürdü. Hala yalan söyler soysuz köpek. Gabriel'in adamı Piero ile beraber yakalandınız. İftiralarınız sökmez gayrı. Her şeyi Gabriel'le beraber tertiplediniz. Suçu da sonra İlyas'ımın üzerine yıktınız. Ya bu Piero konuşacak konuşmasına lakin... Önce onun kilidini kırmak icap eder. Konuş! Biz yaptık! Senyor Gabriel'le birlikte planladık her şeyi. İlyas'a da köleleri biz satırdık. Her şey aşikar oldu. İlyas'ın tuzağa düşürüldüğünü söylemiştim. Her şeyin başında o Gabriel'in olduğunu da söylemiştim. Şimdi söyle. İlyas'ın tuzağa düşürülmesinde o yaverin de parmağı var mıydı? Var. O da benim adamım. Sen bunu bana nasıl yaparsın ha? Nasıl benim yüzümü kara çıkarırsın? Geberteceğim seni! Burada bir ceza kesilecekse biz keseriz. Merak etme. Bütün gafiller payına düşeni alacak gazabımızdan. Her şey aşikar oldu. İlyas suçsuzdur. Mesih Paşa gafil... Yaveri de haindir. Daha diyecek bir şeyiniz var mı? Adalet tecelli etmiştir. Bırakın İlyas'ı. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben Şehzade Korkut'a adaletin tecelli ettiğini bildireceğim. Hüküm sizindir. Suçlara cezasını veresiniz. İlyas'a kılıcını verin. Gayrı, bu hainin cezasını kesmek sana düşer aslanım. Benim onca eziyet çekmeme sebep oldun. Ama kendim için değil, ağalarım için, ailem için keseceğim cezanı. Allah'ım
Her şey o Gabriel'in başının altından çıktı. Şimdi senin başını ona yollayacağım ki o da başına neler geleceğini görsün. Kılıcım değildir. Kanına girdiğin, canını aldığın nice mazlumun kılıcıdır. Kılıç beyin, Şahin'in ve daha nice mazlumun intikamı için. Paşa, içimizdeki hainleri besleyerek en büyük gaflete düşmüştür. Gayrı bunun cezasını kesmek de bir devletliğe düşer. Senin paşalığını da, itibarını da, makamını da ayağımın altında çiğnedim. Esas büyük cezayı payitahtta verecekler. Kemal Reis. Kara Hasan! Tez bunun pusatlarını, ilatlarını, mührünü elinden alın. Paçavralar için de payitahta gönderin. Orada bir bir ödeyecek bunların hesabını. Kemal Reis, yapma derim. Defol! Dur. Gabriel'in bu yaptığı düpedüz savaş sebebidir. Ben payitahta gerekli vaziyeti bildireceğim. Onun bu yaptıklarını Modon'u başına yıkarak ödeteceğiz. Ders sefer hazırlığına başlayın Leventler. Gayrı Modon'u fethetme, Gabriel'in de kellesini alma vakti gelmiştir. Sana sangria yaptım. Kendi ellerimle. En sevdiğin İspanyol şarabı. Gracias, mi amor. İçindeki İspanyol boğazı intikam ateşiyle tutuşsun. Kelemez'e vardığımızda toprağımızda kan dökenleri yakıp küle çevir. Bunun için sangria'ya ihtiyacım yok Rosa. Benim onurumu çiğnemeleri yeterince içimi intikam doldurdu. Ama ne o Rodos şövalyeleri gibi gemi çapulcularına ne de Venedikliler gibi o tüccar kafalılara benzemediğimi görecekler. Türkler
Don Diego'nun topraklarında kan döktü diyecekler bütün Akdeniz'de. Kral ve kraliçenin kulağına kadar gidecek. İşte asıl o zaman senin onurunun zedelenecek olması beni çıldırtıyor. Türklere öyle bir diyet keseceğim ki bütün Akdeniz en güçlü kimmiş görecek. Ayrıca keseceğim diyetle kral ve kraliçenin de takdirini kazanacağım. Sen merak etme Rosa. Türklerin karakol gemisi önümüzü kesti abi. Leventleri de güvertemize indiler. Ben İspanya Krallığı'nın Akdeniz valisi Don Diego. Ne istiyorsunuz? Keleme sularına giren sizsiniz. Asıl siz ne istiyorsunuz? Bedel. Reislerinizle konuşacağım. Ve Cicele Basma'nın bedelini ödeteceğim. Bu kadar açıklama yeterli mi? Sen kimsin de reislerimize bedel ödeteceksin ha? Türkler. Eğer senin kim olduğunu bilseydi böyle ahmakça konuşmazdı Don Diego. Daha az evvel iki tane arkadaşınızın kafasını bu topların içine sokup paramparça ettim. Sizlere de aynısını yapmamı istemiyorsanız güvertemi terk edin. Reislerinizle konuşacağım. Görüşecekseniz tek gemiyle geleceksiniz. Diğerleri alargada kalacak. Siz de silahlarınızı teslim ederek geleceksiniz Kelemez'e. Don Diego'nun silahlarını kimse alamaz. O birini vuracaksa önce söyler, öyle vurur. Korkmayın. Başlatmayın Don Diego'nuza. Ver şu silahları. Seni vuracağım. Gördüğün gibi önce vuracağım dedim, sonra vurdum. Reisleriniz de vuracak olursam önceden söylerim. Gemilerimin hepsi Kelemize yanaşacak. Saldıracak olursam onu da önceden söylerim. Şimdi daha fazla taşkınlık yapıp savaş başlatmayın. Çünkü ben ne zaman istersem savaş o zaman başlar. Hadi çek arabanı iskeleye. İskenderiye'ye gidecek gemiyi kaçırmayalım. Firuze Hatun. Bunu nasıl yaparsın ha? En kötü günde yanımda olmak varken böyle yüzüstü bırakıp gidecek misin beni? Oruç'la avanesini ezecektin. Yükselip en yüksek makamlara gelecektin. Ama ne oldu? Seni bir paçavraya çevirip kullanıp attılar. Senin gibi bir adamla işim yok artık benim. Hiçbir yere gidemezsin. Haysiyetimi çiğnemektir bu. Ele güne rezil mi edeceksin beni? Rezil olduğun kadar olmuşsun zaten. Şu haline bak. Senin gibi bir acizle beraber sürüneceğimi mi sandın sen? Hadi yallah. Hiçbir kadının haysiyetimi çiğnemesine izin vermem. Ben de bir kadına el kaldırtmam. Düne kadar düşmanınızdı. Şimdi onu mu müdafaa edersiniz?
Ben bir kadının canını müdafaa ederim. Ne olursa olsun zeval gelmesine müsaade etmem. Haysiyetini bu kadar düşünürsen bu yaptığından utanır tez terk edersin kelimesi. Yoksa ben seni ele güne rezil ederim. Sağ olasın Hüme Hatun. Sana da bir can borcum var. Karşılığını ver. Gölge etme, başka ihsan istemez. Bari şimdi kin tutmayalım Hüme Hatun. Ben senin gibi kin tutsaydım, daha sağ salim gidemezdim. Kin tutmayacağım kadar değersizsin gözümde. Bu yüzden çek git buradan. Yine kapılanacak birilerini bulur musun bilmem. Ama bizim olduğumuz yerde bütün kapılar kapalıdır sana. Bu yüzden şimdi çek arabanı. Geceli kana bulaman Don Diego'nun hiç hoşuna gitmeyecektir. İspanyolların Akdeniz valisi o. Rahat durmayacaktır. Tam Modon seferine başlamışken bir de Don Diego ile uğraşmak hiç iyi olmayacaktır. Dağ başından duman, yiğit başından boran eksik olmazmış Kemal Reis. O da bize bela olacaksa savuşturmasını biliriz evvelallah. Biz şimdi önümüzdeki Modon fethine mimlenelim. Modon'a asıl darbeyi vuracağımız yer kara harekatıdır. Biz Modon'u kara harekatıyla düşürmeye çalışacağız. Ama mühim olan onlara denizden yardım gelmemesidir. Burak Reis yolda, yakında burada olur. Biz Burak Reis'le beraber Venedik gemilerine mani olur, denizden kaleyi ablukaya alırız. Yeter ki siz kaleye girin. Gel. Reis, Don Diego geldi. Beklediğimiz bela geldi demek ki. Cicel'e yaptığımız baskının acısını dökmeye geldi. Karakol gemisindeki üç Levent'imizi de vurmuş. Demek kellesinden bu kadar çabuk vazgeçmiş bu ha? Reis, belli ki bizi kışkırtmaya çalışır. Tam Modon seferi öncesi fevri çıkışmayalım bence. Ben gider karşılarım onu. Gereken cevabı da veririz elbet. Ben de seninle geleyim Piri. Bir terslik yaparsa anlayacağı dilden konuşmayı biliyorum. Siz ne cüretle bizim Leventlerimize vurursunuz? Leventlerinizi hadlerini aştıkları için vurdum. Sizlere de hiç tavsiye etmem. Sen Cicel'de öldürdüğümüz askerlerinin karşılığını mı verirsin şimdi? Ama senin gücün bizden o kadar adam öldürmeye yetmez. Bir gün bu adayı çiğnemeye gelirsem ne kadar çok adam öldürebileceğimi sana bizzat göstereceğim. Sangria benim en sevdiğim içkiydi.
kadınım elleriyle hazırlamıştı. Bana ettiğiniz hakaretler artık çok olmaya başladı. Ne olur burada? İndirin kılıçları. Don Diego. Yine gelir gelmez şerle atmışsın adımını. Nasıl olur da Leventlerimizi vurursun? Piri demek sen de buradasın ha? Beni bilirsin. O Leventlerini öğretmedi mi Don Diego'nun silahlarına dokunulmayacağını? Leventler! Don Diego'nun silahlarına dokunulmayacak. Zira onda reisleri vuracak cesaret yoktur. Poseidon Antoine da buradaymış. Antoine değil. Murat. Müslüman oldun demek. Söylesene. Kaç altın karşılığında sattın kendini Müslümanlığa? Ha? Ya da kaç kadın karşılığında Müslüman oldun? Çünkü sen seversin bunları. Altınları ancak senin gibiler alınır, satılır. Rosa, benim ulaştığım hakikatleri senin gibi bataklık böcekleri kavrayamaz. Endülüs'te de senin gibi konuşan binlerce Müslüman gördük Poseidon. Hepsinin de kellesini aldık. Eminim senin sonun da aynı olacak. Pedro. Hadi artık Don Diego. Oruç Reis sizi bekler. Askerlerim burada kalacak. Rodoslulardan kaç günde aldınız burayı? Senin topraklarını kana buladığımızdan daha kısa sürede. Ha, iyi bari. Benim de sizin elinizden almam çok fazla sürmeyecek demektir. Tabii size kestiğim diyeti ödemezseniz. Sen evvela vurduğun Leventlerimizin hesabını ver. Vurduklarım ne ki? Daha fazlasını topa koyup paramparça ettim. O geride bıraktığınız Leventleri. Bu kadar Leventimize kıyıp hala ne demeye gelirsin buraya? Benim Osmanlı ile bir derdim yok Kemal Reis. Benim meselem müttefiklerinizle. Onlar benim öldürdüklerimden çok daha fazlasını öldürdüler Cicel'de. Bana sığınan misafirleri kaçırıp kan döktüler. Don Diego'nun onurunu çiğnemektir bu. Şimdi diyetini ödeyecekler. Neymiş bu diyet? Sen daha önce kralımızın topraklarından Endülüsleri kaçırmışsın. Öldürdüğünüz adamlarıma karşılık o adaya yerleştirdiğiniz Endülüsleri bana vereceksiniz. Ve bana yaptığınız saygısızlık için de 10 bin altın ödeyeceksiniz. Karşınızda İspanya Krallığı'nın Akdeniz valisi Don Diego var beyler.
Don Diego şaka yapmaz. Sonra çok ağlarsınız. Sen de bizi iyi tanı. Alemi cihan bir araya gelse tek bir mümini bile teslim etmeyiz. Hele ki zalimlere. Ve de tek bir altın verip diyetine boyun eğmeyiz. Şu koca deryada senin gibi namı büyük çok adam gördük biz. Seni hepsiyle üst üste koysak yine de diyet kesmeye gücün yetmez bize. Sizin de benim onurumu çiğnemeye gücünüz yetmez. Sizler benim topraklarımda kan döktünüz. Şimdi de benim keseceğim diyeti ödeyeceksiniz. Ya da ben kılıcımla diyeti keserim. Kan dökmeseydik ne olacaktı topraklarında? Şahbazı verecek miydin bize kendi rızanla? Elbette vermeyecektim. Sen kimsin ki? Ha? Sen kimsin ki bana sığınmış adamları sana teslim edeceğim? Biz de bu kalleşliği bildiğimiz için daha en baştan kestik diyetini kılıcımızla. Son sözünüz bu mudur? Bu. Bundan gayrısını da kılıçlarımız söyler. Muy bien. Don Diego bugüne kadar kimseye onurunu çiğnetmedi. Size de çiğnetmez. Ben şimdi gidiyorum. Birkaç işimi halledeceğim. Sonra da siesteye yatıp ruhumu arındıracağım. Uyandığımda size kestiğim diyeti ödememiş olursanız ben kendi yöntemimle keseceğim. Emin olun bu hayatınızda yaşadığınız en büyük acı olur. Sen bize hafif kalırsın. İş tuttuğun Gabriel'in yanına git. Önünde sonunda gelip Modo'nu onun başına yıkacağım nasılsa. Gücünüz yeterse diyeti ikiniz birden kesersiniz. Yok beceremezseniz benim kılıcım konuşur. Senin gibi masaya vurmakla da kalmam. İkinize birden saplar geçerim. Kaleniz çok büyük. Ve ihtişamlı. Bir gün burayı basıp yağmalarsak çok kârlı çıkacağız demektir. Bana bak. Seni usulüyle misafir ederiz. Ama haddini aşma. Niye sinirleniyorsun senyora? Erkeklerimiz eğer içeride anlaşamazsa savaş çıkacak demektir. Köhne kalelerde oturmaktan içinde yaşadığınız dünyayı mı unuttunuz yoksa? Çünkü bu dünya kan, barut ve savaş dolu bir dünya. Buna alışacaksınız. Senin o savaş dolu dediğin dünyaya biz kılıçlarımızla aşinayız zaten. Bence sen kafanı kaldırıp etrafına iyi bak. Daha önce bana kafa tutmaya cüret eden hiçbir kadın olmamıştı. Çetin cevizlersiniz. Tam dişime göre. Dua et o sevgilin. Savaş çıkarmak gibi bir aptallığa düşmesin. Yoksa bu çetin cevizler dişlerini kırar senin. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ama ben savaş çıkması için dua edeceğim. Çünkü...
Çünkü sizin gibi güzel kadınları esir alıp böyle pazarında satmak bana büyük zevk verecektir. Hızır'ın iki gemisinin geçmesine nasıl engel olamazsınız? Rüzgar gibi sıyrılıp geçti efendim. Tutamadık. Tutamadınız demek. Bütün planlarımı alt üst ettiniz ahmak herifler. Şahbaz ve Piero sizin yüzünüzden her şeyi itiraf etti. Kardeşim gibi sevdiğim Piero sizin yüzünüzden öldü. Hızır'la Oruç şimdi Modon'a savaşmak için gelecek. Bu beceriksizliğinizin bedelini ödeteceğim Gabriel. Onu öldüreceğine o kılıcı kendine sapla ve öl. Tüm bu olanların tek suçlusu sensin. Çeremezi alacağız dedin ama şimdi Türkler Modon'u kuşatmaya geliyor. Gelsinler. Ben de onları bekliyorum zaten. Gelsinler de pençelerimle paramparça edeyim onları. Daha önce de bunları söyledin Gabriel. Sonuç ortada. Benim Venedik'in en büyük amirali olduğunu unutmayın Yüce Doç. Ben hiçbir zaman av olmam. Bütün gücümle Modon'u korumak için hazırlık yapacağım. Hristiyan devletlerine de haber yollayalım. Filolarıyla destek versinler bize. Buna nasıl ikna edeceğiz onları? Modon yalnızca Venedik'in değil ki. Bütün Hristiyanlığın Doğu Akdeniz'deki kalesi. Türkler burayı alırsa yarın Roma'ya, Fransa'ya, hatta İspanya'ya kadar girerler. Hristiyan devletleri bunun böyle olmasını istemez. Lütfen kabul edin Yüce Doç. Lütfen. Haçlı Birliği gelirse Türkler şu anda onları engelleyecek güçte değiller. Ben de destek için Don Diego ile konuşurum. Don Diego mu diyorsun hala? O adama güvendik. Ama Hızır topraklarını kana bulayıp çıktı. Efendim, Don Diego da İspanya'nın Akdeniz'deki en güçlü amirali. Vereceği destek bizi daha da güçlendirecektir. Hem o da Hızır ve Oruç'a karşı intikam hırsıyla dolu. Eğer bütün güçlerimizi birleştirirsek, İşte o zaman Türkleri Akdeniz'e gömeriz. Don Diego tehdit edip gittiğine göre mutlaka bir hamle yapacaktır. Gabriel'le de işbirliği yapacaktır kesin. Tek hedefimiz Modon'u fethetmektir. Bir Don Diego yüzünden hedefimizden sapacak değiliz. Hızır doğru der. Modon seferi hazırlıklarına süratle devam edeceğiz. Sefere gelmeyip Kelemez'de kalan Leventlerimizi de iyice tembih edeceğiz. Leventlerin çoğu bizimle birlikte Modon seferine gelecek mecbur. Kelemez'de kalacak olan Leventleri de itimat ettiğimiz Leventlerden seçmek gerek. Ben Kelemez'de kalırım Baba Oruç. O Don Diego benimle sürtüşmüştü zaten. Emniyeti ben sağlarım. Ben de kalırım ağam. Güle Topuk'la beraber gerekli emniyeti sağlarız burada. Bir hamle yapmaya kalkarlarsa da geçit vermeyiz onlara. Eyvallah. Makbuldür. Biz burada yokken Kelemez'in emniyeti size aittir. Don Diego tehlikesine karşı her an uyanık olun. Biz seferden dönene kadar Kelemez'de kuş dahi uçmasın. Başüstüne Baba Oruç. Tamamdır reis. Kelemez filosu hazırdır. Biz yarın o filoyla beraber Modon'a doğru vira bismillah diyeceğiz. Casuslardan gelecek malumata göre de Modon kalesine harekatı başlatacağız. Modon kalesi kafirlerin Doğu Akdeniz'deki en kilit kalesidir. Modon'a hakim olmak demek Doğu Akdeniz'e hakim olmak demektir. Herkes bunun şuurunda olarak çenge tutuşsun. Gayrı Modon'da fetih sancağımız dalgalanacak.
Kelemez'e böyle dikkatli baktığına göre kafanda savaş planı belirmiş. Ama unutma ki onlar da sıkı koruyacaktır. Korusunlar. Doğru vakti kollayınca bir donanmanın yapamadığını birkaç balıkçı kayığıyla bile yaparım ben. Onlara kestiğim diyeti getirmezlerse neler yapabileceğimi hepsi görecek. Önümüze Venedik karakol gemileri çıktı. Gabriel de içlerinde. Buraya gelsin. Don Diego neden gelmedi benim gemime? Burası Venedik suları. Bu da Don Diego'nun gemisi. Yani Akdeniz'in en büyüğünün. Venedik suları da dahil. Hızır'ın Cicel'i basmasına neden engel olmadın? Sana güvenip de gönderdiğim iki adamı nasıl koruyamazsın Don Diego? Nasıl kaptırırsın onlara? O bize neye mal olacak, farkında mısın? Farkındayım. Ben de zaten onun hesabını sormak için Kelemez'e gittim Gabriel. Ama Oruç'la Hızır onlara kestiğim diyeti şimdilik kabul etmediler. Şimdilik. Ama biliyorsun ben bunun bedelini acı ödetirim. Ben de öyle biliyordum. Buna inanıyordum. Ben neredeyse emindim böyle olacağından ama... Ama... Her neyse Diego. Büyük savaş başlıyor. Onlar Modon'u almak için savaş hazırlıklarına başlamışlar bile. Sen de bu savaşta yanımda ol ki intikamımızı birlikte alalım onlardan. İntikamım için niye size ihtiyaç duyayım? Ha? Onlara kestiğim diyeti getirmezlerse ben zaten gerekeni yapacağım. Yapmadın ama. Yapamadın. Senin kendi topraklarında koruyamadığın iki adamın yüzünden bu savaş başladı. Bu senin onur borcun Don Diego. Ben kendi onurumu temizlerim. Temizleyeceğim de. Bir düşün Don Diego. Eğer Modon'da onları yenersek öyle bir zayıflarlar ki. Bir düşün. O zaman Oruç'la Hızır'ı Akdeniz'den sonsuza kadar sileriz. Çünkü eğer Modon düşerse bütün Doğu Akdeniz Türklerin eline geçer. Hristiyan devletleri filolarıyla destek olacaklar bize. Sen de eğer Akdeniz'in en büyük amirali olduğunu iddia ediyorsan... Buna müsaade etmezsin, öyle değil mi Don Diego? Hoş geldin kadim dostum, Burak Reis. Hoş bulduk Kemal Reis. Modon'a sefer olacağını haber aldık. Biz de kambersiz düğün olmaz deyip geldik. Eyvallah. Yorulmuşsunuzdur. Size bir oda hazırlatayım.
Bizi cenk hazırlıkları ancak kendimize getirir Oruç Reis. Buyurun o vakit. Seferin son tertibini beraber yapalım. Gel. Modondaki casuslarımız çok mühim bir haber gönderdi. Hristiyan devletlerinden istediğimiz filolar yola çıktı. Yarın Modon'da olurlar. O gemiler Modon'u denizden koruduğu sürece bu kaleyi asla fethedemezler. Hı. Türklerin bu Haçlı donanmasını yenemeyeceğine emin misiniz? Burak Reis de gelmiş destek için. Bu kadar kalabalık bir Haçlı donanmasıyla karşılaşacaklarını hesap edemedikleri için ellerindeki birkaç gemiyle onları asla durduramayacaklar. Modon'u denizden kuşatamayacakları için de kaleye asla giremeyecekler. Modon'a doğru yola çıkan Haçlı donanması hiç iyi olmadı. Eğer donanma Modon'a ulaşırsa denizden kuşatamayız. Kaleyi de fethedemeyiz. Gelibolu'daki filodan destek mi istesek acaba? Takviye gelene kadar Haçlı donanması kalenin önünde savunma tertibi alır. Gabriel de kaleyi tahkim eder. Fetih neredeyse imkansız olur. Kelemez filosu kara harekatı için Levent ve Sipahi sevk edecek. Haçlı donanmasını durdurmak için her ne yapacaksak Burak Reis'le Kemal Reis'in gemileri yapacak. Lakin onların da mevcudu Haçlılardan azdır. Ayrı aza çoğa bakılacak vakit değil. Kemal Reis'le ben iki ayrı koldan gidip Haçlı donanmasını durdurmaya çalışacağız. Sapienza açıklarında önlerini keseriz. Sonrası çok büyük bir derya cengi olacak. Ben de İspanya Krallığı'nın Akdeniz'deki filolarından birini destek olarak göndereceğim size. Donanmanın başında kardeşim Pedro olacak. En son Endülüs'te dökmüştük Müslüman kanını. Uzun zaman oldu. Kılıcım kınında sabırsızlanıyordu. Müslüman kanı dökmek için. Peki sen ne yapacaksın? Bu savaşta yanımızda olmayacak mısın? Gerek yok. İspanyol filosuyla destek sağlamam yeterli. Siz Türkleri püskürtün. Hızır'la Oruç keseyim diyeti ödemezlerse işte o zaman ben savaş meydanına inerim. Oruç sana diyet falan ödemez. Boşuna beklersin. Sen bizi merak etme Doç. Diyeti vermezlerse biz almasını biliriz. Sen yeter ki yarınki savaşta onları mahvet. Ölüm vuruşunu biz yaparız. Buenas noches. Kaptanlarımı diğer gemilerime dağıtacağım. Bana da ehil bir kaptan gerek. Sapienza'daki savaş için. Sana Kara Hasan'ı vereyim. Benim tayfamda yeterince kaptan var. Sizin tertibiniz nedir? Sur savaşlarıyla mı gireceksiniz? Modon'daki casuslarımız kaleye giden gizli geçitler keşfetmişlerdi. Çok eski geçitlerdir bunlar. İçeride ne olduğunu bilmeyiz. Ama kaleyi basmamızın en münasip yolu o geçitlerdir. Oruç ağamla ben o geçitlerden iki koldan ilerleyeceğiz. Sonra da kaleye ani baskın vereceğiz. Kale içine girdikten sonra direniriz. Ama kaleyi fethetmemiz sizin Haçlı donanmasını ablukaya almanıza bağlıdır.
Biz de gerekirse ölürüz. Yine de Haçlı donanmasına geçit vermeyiz. Çıktığımız o fetih yolundan zafersiz dönmeyeceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. İlyas'ım sağ salim kurtuldu ya çok şükür. Evlatlarım bu savaştan da muvaffak olup gelecekler inşallah. İnşallah, inşallah. Yumağalı. Büyük hatalar yaptım. Duygularıma kapıldım. Korktum. Korktukça yanlışa sürüklendim. Gözlerim kör. Kulaklarım sağır oldu. Senin bana söylediklerini işitemez oldum. Pişmanım. Eğer kabul edersen, senden af dilemek, elini öpmek isterim. Seni evladım gibi bildim. O yüzden bu kadar kırıldım. Madem sen hatalarını anladın, bu büyük bir erdemdir. Bize de seni bağrımıza basmak düşer. Sizler de affedin. Sizlere de saygısızlık ettim. Biz kardeşiz Esma. Kardeşler arasında olur böyle atışmalar. Meryem haklı Esma. Biz büyüklerin olarak her zaman yanındayız. Yeter ki sen bundan sonra daha dikkatli ol. Resim, Hızır Ağam. Ağalarını kapıda mı koyacaksın Bıra Aslanım? Olur mu ağam? Buyurun, buyurun. Ben size şerbet ikram edeyim. Aç mısınız? Açsanız aç dökeyim. Dur hele Bıra. Yeme içme vakti değildir şimdi. Gel buraya. Yarın Modon'a sefere gideceğiz. Gerekli tertipleri aldık. Leventlere de tertiplerini verdik. Ama Leventlerden biri eksiktir orduda. Neden gelmedin? Nasıl geleyim ağam? Siz beni affettiniz ama sefere gelmeye yüzüm yoktur. Ağam bana Levent ol dediğinde kılıcımı bırakıp çekip gitmiştim. Şimdi nasıl olur da kılıcımı alıp beni de sefere götür derim.
belli. Kılıca içli içli bakıp bu savaşa ben niye gitmem diye düşünmüşsün. Ben sana levelt ol dediğimde imtihan ol diye dedim. Ama sen imtihanını tamamladın. Bu imtihanında Gabriel'in de payı büyüktür. Bundan mütevellit o kaleye senin de kılıç çalman yaraşır. Gayrı ayrılık gayrılık bitti. Şimdi bir olup düşmana beraber kılıç sallama vaktidir. Buradan da tez vakitte çıkın. Kaleye yerleşin. Davamız da yurdumuz da bir olsun. Yaram ağam diyeceksin. İstek değil, emirdir bu. Emredersin ağam. Emredersin ağam. Emredersin. Cenk'e gitmeden seni görüp uğurlamak istedim. Biz Cenk'teyken buralar size emanettir. Yuvamıza, yurdumuza, gülümüze, yanına bıraktığımız kılıcımıza zeval getirmesin. Deniz aşırı sefere gideceksin. Bana bıraktığın her ne varsa, sen dönene kadar denizlerin ufkuna bakarak bekleyeceğiz. Gülümüzle, kılıcımızla, kalbimizle. Derya kurtluğunu kafama ilk koyduğum vakitler. Suların dibinden bu deniz kabuğunu çıkarmıştım. İçinde deryaların uğultusu yankılanır. Ne vakit dinlesem o günleri anımsarım. Sen de denizlerin ufkuna bakıp beni düşündüğünde bu uğultuyu dinleyesin. Denizleri aşıp sana ulaşan sesimi duyasın. Biz seferdeyken Kelemez size emanet İzabel. Fazla Levent bırakamadık. Her ihtimale karşı temkinli ol. Sen dert etme. Siz gelene kadar elimiz kılıcımızla bekleyeceğiz. Siz yeter ki sağ salim zaferle dönün. Savaş bu. Olur da bir an zora düşersen, yara alırsan, canın yanarsa, seni bütün kalbimle burada beklediğimi hatırla. Belki güç verecektir bu sana. Seni hiç yanımdan ayırmadım ki hatırlamaya hacet olsun. Olur da dara düşersem, beni gayrete getirecek emanetin
her daim kalbimin üzerindedir. Allahu Ekber. Subhanallahümme elhamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ya Rabbi, ilahi kelimetullah uğrunda cenge yürüyen bu İslam ordusunu sen kafirlere karşı galip eyle. Amin. Yüreklerini cesaretle, bileklerini kuvvetle tahkim eyle. Amin. Bugün yalnızca Doğu Akdeniz, yarın cümle denizleri fethetmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizim gayemiz senin rızana erişmektir. Senin rızana erişmek için çıktığımız bu seferde bizleri muzaffer eyle Allah'ım. Amin. Amin ya Rabbi. Haçlı donanması bugün Odon'da olacak. Biz de canımızla, kanımızla kalemizi koruyacağız. Odon, Doğu Akdeniz'in en önemli kalesidir. Odon'u çurtlara bırakmayacağız. Zafer bizim. Akdeniz bizim olacak. Amin. Odon Kalesi'ni ormanlardan ilerleyeceğiz. Ben Bülbül'le Yareli'yi alacağım. Sen de İlyas'la Piri'yi alırsın. İki geçit varmış kaleye giden. Nasıl birleşeceğiz? Geçitleri atlatınca kalenin içinde kuvvetlerimizi birleştiririz. Allah'ın izniyle kaleyi tez vakitte zapt ederiz. Lakin mühim olan Burak Reis'le Kemal Reis'in Haçlı donanmasına mani olmasıdır. O filoya mani olamazsak kaleye hapsoluruz. Bir daha da çıkamayız. Gayrı bize düşen ya şehit ya gazi deyip o kaleyi fethetmektir. Onlar da üzerlerine düşeni yapacaklardır. O kaleye fetih sancağını dikmeden dönmek yok Leventler. Gaza vaktidir. Gazamız mübarek olsun. Modon. Doğu Akdeniz'deki en önemli kalemiz. Burayı kaybedersek eğer, Doğu Akdeniz'de Türklere kaybederiz. Haçlı donanmasıyla savaşmak için Kemal Reis ile Burak Reis yelken açmış. Oruç'la Hızır da karadan saldıracaktır kesin.
Ama onları da burada biz karşılayacağız. Surlara yağ kazanlarını taşıyın. Topları hazırlayın. Açlı donanmamız onları denizde mahvedecek. Oruç lanzırı da biz burada surların dibine gömeceğiz. Geçidin girişine geldik. Girelim haydi. Haydi. Sağ bırakmayın. Uçağım çoktan girmiştir geçide. Biz de girelim bir an evvel. Haydi. Ha burada havasızlıktan gebermez isek. Daha da bize bir şey olmaz reis. Hızır geçide girmiştir. Kemal Reis de birazdan denizden kuşatır. Tez kaleye varmamız lazım Leventler. Hızlı olun. Eyvallah reis. Kemal Reis ve Burak Reis. Bir de Osmanlıların en iyi denizcileri olacaklar. Bu kadar gemiyle Haçlı filosunu engelleyeceklerini mi sanıyorlar? Dinleyin. Bütün gemiler ilerleyip hep birlikte onları sıkıştıracağız. Gemilerini alabora edeceğiz. Burak Reis ve Kemal Reis'in kellesini de ben alacağım. Bütün gemiler taarruz için tertiplensinler. Haydi sallanmayın. Haçlı gemileri üzerimize doğru gelmektedir reis. Sıkıştırırlarsa çıkamayız buradan. Bizim hattımızdaki bütün gemilere işaret edin. Onlara gideceğiz, önlerini keseceğiz. Nasıl olur reis? Bu ölüme gitmektir. O gemilere geçit verirsek binlerce askerimiz şehit olur. Gemilerimiz alabora olur. Osmanlı Modon'u fethedemez. Bütün bunların yanında bizim canımızın ehemmiyeti yoktur. Önlerini kesip canımız pahasına durduracağız onları. Komutam altındaki tüm gemiler taarruz için tertiplensinler. Reis Haçlıların üstüne gider. Ne yapmaya çalışır reis baba? Bu resmen kendini feda etmektir. Kardeşim Burak. Oğlum Kara Hasan. Derhal bizim gemiler en yüksek süratle destek versinler. Hadi! Hadi destek! Durma yiğit. Havatlara, havatlara. Hadi. Hadi çabuk! Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi.
su gemileri araya aldı onları. Dayanın aslanlarım. Dayanın. Dayan Kara Hasan. Burak Reis'in gemisine çıkartma yaptılar. Geçit vermeyin bu kafirlere. Burak Reis. Bizi araya aldılar Burak Reis. Bizi alabora edip geçecekler. Vakit geldi Kara Hasan. Gemideki bütün barutlar ateşe verilsin. Biz infilak edince Haçlı gemileri bozguna uğrayacak. Modon'a gidemeyecekler. Leventlerim de barutu ateşe verince gemiyi terk etsinler. Olur mu hiç öyle Burak Reis? Sen Haçlılara karşı şehadete yürürken Leventler bırakıp gider mi hiç? Denizciliğin töresi budur. Gemiyi en son reis terk eder. Herkes bu töreye uysun. Haydi. Ya Allah! Bunca yıllık deniz kurdusu. Bu kadar gemiyle bizi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Emrini yerine getirdik reis. Leventlerimiz terk ettiler gemiyi. Sen niye gitmedin? Sen bu kafirleri durdurmak için şehit olurken ben geri dönüp Kemal Reis'in yüzüne nasıl bakarım? Bana düşen beraber şehadete yürümektir. Neden bahsediyorsunuz siz? Ne şehadet? Osmanlıyız biz. Canımızı verir, düşmana geçit vermeyiz. Biz şehadeti göze aldıysak sizleri de cehenneme göndeririz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Burak Reis Haçlı gemilerini durdurmak için şehadete yürüdü. Allah onların şehadetini kabul eylesin. Amin. Kurtulan Leventleri derhal denizden alın. Emredersin reis. Durdurma
Onlar Modon fethi için şehit oldu. Şimdi bize düşen Modon'a fethi sancaklarını dikip ruhlarını şad eylemektir. Ya Cennar Fora, Modon Afiya! Hadi aslanlarım! Yaz. Ucu bucağı görmez ha. Kör bir geçide düşmüş olmayalım. Casuslar yanlış malumat vermez İlyas. Az sabır. Mutlaka kaleye çıkar sonra. Her yerde örümcek ağa bağlamış. İlyas! Daha cenge başlamadan gazi olacaksın. Çayırda yürür gibi yürüme. Düşman yerindeyiz. Her yerde kapan vardır. Dikkatli olun. Dikkat edin. O kadar söylendi. Bak gördün mü? Onu kaleye çıkar işte. Yoksa niye kapan kursunlar? Gizli geçide pusulandırdığım muhafızlar öldürülmüş. Oruç'la Hızır da oradan geleceklerdir kesin. Neyi bekliyorsun hala Gabriel? Bir şeyler yap. Engel ol onlara. Siz hiç merak etmeyin Yüce Doç. O geçitten ölüleri çıkacak onlar. Boşuna bizi arama Gabriel. Bindik tepene. Kurtulmuş tuzaktan. Saldırın! Avluya çıkalım. Oraya gelirse kıskaç alırız onu. Sen de mi kurtuldun? Öldürün! Biz onları sıkıştıracak ya, onlar bizi kendi kalemizde sıkıştırdı. Avluya çıkacak başka bir yol var. Kurtulamayacaklar kıskacımıza düşmekten. Yürüyün. Avluya kaçtı Gabriel. Tez yetişelim. Kemal Reis neredeyse gelir. Bir an evvel kaleyi zapt etmek gerek. Haydi. Askerler! Thank you.
çalışıyor. Donanmamız Burak Reis'le Kemal Reis'i alabora etmiş anlaşılan. Kaçacak yeriniz kalmadı. Amca. Yapayalnız kaldınız. Yaralı kurtlar gibi pençemdesiniz artık. Ölüm vaktiniz geldi. Saldırın! Come on.
Faydası yok gayrı. Hak geldi. Batıl zahil oldu. Haçlı donanmasına mani olamadınız diye çok kaygılandık amca. Ama ezmişsiniz pençelerinizle çok şükür. Burak Reis'le Kara Hasan nerededir? Onlar Haçlı donanmasına mani olmak için kendilerini feda ettiler. Şehadete yürüdüler. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Amin.
Ailesi nerededir? Gabriel'in neşi de yok ortalıkta. Sene bindi Gabriel. Bundan böyle kelleni almadan kınına girmez. Barbarossa, Eylesa, Gelesa, Hele, Barbarossa.